Merhaba, Uğur Elektronik definecileri bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım Uğur Kulaç. Şu anda Uğur Elektronik'tesiniz. Bugün yine YouTube'da bir arkadaşımızın öğrenmek istediği bir konuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Kumbaralar ve kasalar. Birçok defineci bu ifadeleri duymuştur. Kumbara ve kasa. Hepinizin bildiği gibi kumbaralar ve kasalar paraların saklandığı, biriktirildiği yerler. Arazide de bu tür kumbara ve kasalar mevcut. Özellikle kaya içlerine yapıldılar bunlar. Ve Ermenilere has saklama usulü. Eski medeniyetlere ait olanlar da var. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Kendi bölgesinde ayakta sağlam duran kilise olan varsa, bina olarak yıkılmamış ayakta sağlam duran kiliseler olan varsa, bu kiliseleri gidin tekrar dolaşın. Kiliselerin giriş kapılarının sol tarafında duvara oyulmuş dar ince delikler vardır. Aslında bu bir kumbara. Buradan parayı bıraktığınız zaman, parayı buradan bıraktığınız zaman para aşağıda bir kasanın içine düşer. Bunu birçok defineci bilmez. Ben ilk defa bunu İzmit Kartepe'de bir kilisede gördüm. Türkiye'nin bazı bölgelerinde, Erzurum'da yine hakeza bir kilisede de bunu gördüm. Bazı kiliselerde bu var. Özellikle büyük kiliselerde. Bazılarında içeride. Ama bazılarında dışarıda. Aynı kumbara gibi parayı bıraktığınız zaman şıkır 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 tıngır mıngır lop aşağıdaki kasaya düşüyor arkadaşlar. Bazı defineciler kilise zeminlerini veya kiliseyi kazdıkları zaman bakır, gümüş, bronz, altın karışımı paralar buluyorlar toplu halde. İşte bu kumbaraların paralarıdır bunlar. Arazide taşların içine yapılmış kasalar var. Bir örnek vereyim size. Bir yılan düşünün. Yılanın kuyruk tarafında özellikle 3 veya 7 metrekarelik bir alan içerisinde ana kayanın üzerinde veya yanında aynı taş kesilerek bir kasa şeklinde dikdörtgen veya kare şeklinde kesilerek oyulur. Ve yine aynı taştan kestikleri bir kapakla içe doldurulduktan sonra burası kapatılır. Bu bir kasa. Bunu dedektörünüz fevkalade bulabilir. Veya suyla yıkadığınızda ya da asitli bir şeyle bu taşın üzerine yıkadığınızda kasanın çizgileri ortaya çıkacaktır, birleşim yerleri. Normalde gözle baktığınız zaman bunu ayırt edemeyebilirsiniz. Bu tür kasalar toprağın içinde de mevcut. Antep'te yaptığımız bir çalışmada 3 metre toprağın altında yan yana iki tane bu tür kasalardan bulduk. Bu kasaların dışarıda işaretleri var. Daha önce bir videomuzda altın işareti diye 4 tane işaretten bahsetmiştim. O videolarımızı tekrar bulup seyredin. Bu işaretlerin olduğu yerlerde bu tür kasalar mevcut arkadaşlar. Bu kasaların içerisinde sikkeler var. Altın sikkeler var. 2 metre, 2,5 metre, maksimum 3 metrededir. Taş içine yapılırlar. Toprağın içinde de gömülü olabilirler, arazide, kayalarda da olabilirler. Mesela bir kuş. Oturan bir kuş figürü görmüşseniz, bu kuşun hemen bir karış altında kırdığınız zaman bir kasa mevcuttur. İçi dolu olabilir. Yine arazide bulduğunuz işaretlere dikkat edin.
bazı işaretlerin kırıldığında içinden para çıkıyor. Bunlar kasalar. Hatta bazı hikayeler de anlatılır. Kırdığınız zaman işte şu kadar saat para akacak derler. Bu tür kasalardan bir tanesi Edremit'te karşılaştım. Bir tane de Antalya'da bu kasalardan bir tanesine karşılaştım. Kırıldığı zaman belli bir süre gerçekten para geliyor, para akıyor. İşaretlerin Sırrı kitabında bu kasaların bazılarının işaretlerinden bahsettim. Bu kitabı aldığınız zaman o işaretlerle de karşılaşacaksınız. O yüzden bu kitabı lütfen alın. Bu kitaba sahip olun. Bugüne kadar verilmemiş bilgiler var. Bu kitabın içerisinde işaretler var. Bizim yemin dediğimiz istavros, artı, biliyorsunuz artı işareti, daire için alınmışsa, yalnız küçük olacak bu. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde maksimum. Bunun olduğu yerde de kasa olabiliyor. Kırdığınız zaman içinden para alabilirsiniz. Bazen odaların içerisinde, yer altında bulduğunuz mahzen veya odaların içerisinde gizli kasalar olabiliyor arkadaşlar. Odaların duvarlarına dikkat edin. Duvarlarında küçük delikler, küçük istavrozlar, küçük üçgenlerle karşılaşabilirsiniz. Bunu da kırdığınız zaman bu taşın arkasında para olabiliyor. Bu tür kasalar var. Yine bizim kitabımızın 338. sayfasından başlayıp aşağı yukarı 343. sayfasına kadar elle çizdiğim işaretler var benim burada. Bu işaretlerin birçoğu benim tarafımdan görüldüler. Yani bunları arada ben bizzat gördüm. İçlerinde kasa işaretleri de var. Bazen dere yataklarında kumbaralarla karşılaşabilirsiniz. Üzerinde kalp işareti oluyor bunların. Veya üzerinde bir delik, deliğin içerisinde ikinci bir delik olabiliyor. Bunlar kumbaralar. Bu taşı ters çevirdiğiniz zaman, yani 5-6 kişi ancak bunu ters çevirebilirsiniz. Bu taşı ters çevirdiğiniz zaman içinde bir oyuk ve oyuğun içerisinde parayla karşılaşabilirsiniz. Normalde su içerisine pek fazla para koymuyorlar ama suyun götüremeyeceği, suyun yuvarlayamayacağı büyük taşların içerisine bu tür kumbaralar yapılıyor. Çoğunlukla kumbaralar kiliselerde oluyor. Arazide kasalar var. Yer altındaki oda mezarlarda veya odaların içinde kasalar var. Baktığınız zaman çıplak gözle görmeyebilirsiniz. Ama muhakkak bir işareti vardır yanında. İşte dedektöre burada ihtiyacınız var. Çünkü dedektör en fazla bir karış, 20 santim, 25 santimdedir bu kasalar. Dedektör bunları çok rahat görebiliyor arkadaşlar. Bizim cihazlarımız. Mesela bu Goldfinder ve Rexon 7. Taşın içerisindeki metali topraktan çok daha rahat bulabiliyor. O yüzden ben definecilere yanınızda bir tane çekiç, muhakkak bir tane de dedektör bulundurun diyor. Ermenilerin çoğu, gemilerinin çoğu kasa içinde, yani taş içindeler. Kayalık bir arazide dolaştığınız zaman yanınızda su götürün. Mümkün olduğunca işareti ıslatın, temizleyin. Ve işaretin 3-5 metrekare etrafını dedektörle kontrol edin. Taşın içerisinde bir kasa varsa, taş içine konmuş bir para varsa dedektörünüz onları çok daha rahat bulabilir. Evet, işaretlerin sırrı ve define tasınların çözümü kitabımız da indirimimiz hala devam ediyor. Şu anda 150 lira. Bu kitabımızı da alıp bu işaretleri öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eğer arazide işaretleri bulduğunuz kitabın içinde yoksa bizim bir WhatsApp hattımız var. İşaretlerinizi oradan gönderebilirsiniz. 0530
0-581-94-71 0-530-181-94-71 bu telefon numarasına işaretinizi gönderirseniz size çözümünü oradan tarif edebilirim. Evet arkadaşlar, başka bir videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle.